Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere en çok Excel'de işimize yarayacak formüllerden biri olan düşey ara formülünün kullanımını anlatacağım. Yatay ara formülü de düşey ara formülünün yan dönmüş hali. Yani sütunlar yerine satırlar geliyor. Onun dışında birebir aynı. Ben düşey ara üzerinden anlatacağım. Siz ihtiyacınıza göre aynı mantık üzerinden düşey ara yatay ara formülünde kullanabilirsiniz. Hemen örneğimize geçelim. Örnek için peki düşey ara formülü ne işe yarar? Kısaca bir açıklama yapalım. Örneğin büyük bir uzun bir listeniz var. Sürekli yenilenen verileriniz var. Siz bu verileri otomatikman tablonun içerisinde varsa bulup yazdırmak istiyorsunuz. Bu nasıl olabilir? Şöyle diyelim. Örneğin sizin bir sınıf listeniz olsun. Yüzlerce öğrencinin olduğu bir sınıf listesi. Hemen hazırlayalım. Bu sizin sınıf listeniz olsun. İşte birinci, ikinci öğrenci, üçüncü öğrenci neyse. 20 tane olsun. Biz çok abartmayalım. Burada da öğrencilerin isimleri olsun. C, D, F. Önemli değil ne oldu. Buradaki öğrenci numarasını girerek otomatikman ismini bulmamıza yarayacak. Hemen diyelim 20 tane tamamlayalım öğrenci ismini. Arada kaçmış olabilirim. Çok önemli değil. Bu kadar öğrenci sayımızın olduğunu düşünelim. Şimdi bu listemiz burası data sayfamızda olsun. Daha düzenli olması açısından bu tarz veri tablolarını hepsini aynı sayfaya toparlayın. Ve bunları isimlendirerek, ad tanımlayarak orada sabitleyin. Peki bu işlemi nasıl yapacağız? Bunu yeni bir data sayfası oluşturacağım. Diyeceğim ki şuradan bir satır bırakırsam daha net olacak. Data sayfamın içerisinde öğrenci listesi diye. Öğrenci listem gördüğünüz gibi 20 tane öğrenciden oluşuyor. Bu listeyi de bir ad olarak tanımlayacağız. Ad tanımlamayla ilgili olarak daha önce anlatmıştım. Altta linkini bağlayacağım ve ad tanımlama videosunu oradan ayrıntılı biçimde izleyebilirsiniz. Buradan bu listemi seçiyorum ve buna bir ad tanımlama oluşturacağız. Ad yöneticisine tıklıyorum. Yeni bir ad tanımla diyorum. Ne diyeceğiz? Ad ismine öğrenci listesi. Evet, uygundur. Bu başvuru noktamız ne olacak? A2'den başlayacak ve en son B21'de bitecek. Siz istediğiniz kadar uzunlukta yapabilirsiniz bu listeyi. Hiç önemli değil. Ne kadar yaparsanız yapın. Fark etmez. Öğrenci listesi olarak bir aralık tanımlamış oldum. Peki öğrenci listesi aralığı benim ne işime yarıyor? Şu işe yarıyor. Ben bu Excel dosyası, kitap 2 Excel dosyasının içerisinde öğrenci listesi isminde bir mantıksal ifade tanımladım. Excel'de formül yazarken öğrenci listesi yazdığım zaman, yani buradaki biraz önce oluşturduğum ad listesindeki şu tanımın birebir aynısını yazdığım zaman otomatikman Excel şu tabloyu anımsayacak. Yani A2 B21 aralığındaki tabloyu anımsayacak. Peki bu bizim işimize ne işimize yarıyor? Şöyle diyelim, biraz sonra yapacağımız düşey ara formülünde bir tablo lazımdı bana. Ben o tabloyu otomatikman data sayfasında göz önünde durmasın diye ve karışıklığa mal vermemek için data sayfasının içerisine aldım ve bir tablo olarak ad yöneticisine tanımladım. Şimdi isterseniz bu formülü ad yöneticisine tanımlamadan da yazabilirsiniz ama karışıklık ve bir tane kayma bile sizin canınızı sıkabilir. O yüzden hemen örneğimizi yapalım. Daha sonra iki farklı örnekte ne demek istediğimi anlayacaksınız. Burada örneğin öğrenci numaraları olsun. No diyelim, isim diyelim. Ben buraya otomatikman numarasını yazdığım zaman karşılığında ismi çıksın istiyorum. Peki ne yapacağım? Şu böl C sütununa bir formül tanımlayacağım. Formülüm de şöyle olacak. Eşittir diyorum. Düşey ara aranan değer. Hangi değeri arıyorum ben? Bir değerini arıyorum. Yani B2 sütunundaki değeri arıyorum. Noktalı virgül tablo dizisi. Tablo dizisini otomatikman data sayfasına gelip şu şekilde seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi seçtim. Tabi Excel'in yeni sunumunda onu
mantıksal olarak hazırlayabilmişler ama öğrenci listesine çeviriyor. A2 B21 diyorum. Evet, tablo dizisini de seçtim. Daha sonra sütun indiş sayısı. Sütun indiş sayısı dediği tablonun kaçıncı sütununda bu değeri bulup hangi sütununda isim değerini yazdırmak istiyoruz. 1 dediğim zaman buraya da aynen 1 yazacaktır. 2 dediğim zaman ikinci sütunun değerini yazacaktır. Yani buraya sütun indisine kaç yazarsam tablomdaki o değere o sütuna karşılık gelen değeri yazacaktır. Gördüğünüz gibi 2 yazdım ve A ismini buldum. Güzel, bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi formülüm güzel bir şekilde çalıştı. Peki burada benim birden fazla satır, yüzlerce satırlık bir değerim olsun. Bu formülü tek tek her bir satıra yazmam mümkün değil. Peki ne yapacağım? O zaman şöyle bir işlem yapacağım. Otomatikman çekecek. Peki buradaki sıkıntı ne? Sıkıntımız şu. Örneğin 10'uncuya geldim. Buranın ismi 1 dediğim zaman yok hatası verecektir. Bunun başka bazı çözümleri de var ama en sağlam çözümü buradaki formülü belirli bir tablo aralığında yazmaktır. Tekrar formülüm F2 ile düzelte geliyorum. Data A2 ile B21 arasındaki tablo dizisi olan kısma gördüğünüz gibi Excel işaretleri siliyorum. Datadan tekrar seçiyorum veya elimle yazıyorum. Çünkü artık otomatikman öğrenci listesi deyimini Excel tanımlamaya koymuş. Öyle yazdığım zaman gördüğünüz gibi yanında sarı etikette tanımlanmış olan bir ifade, yani isim ifadesini tanımlıyor otomatikman. Enter'a bastığım zaman artık istediğim yöne doğru kaydırırsam kaydırayım. Buradaki formülde herhangi bir bozulma olmayacak. Düzgün bir şekilde çalışacaktır. İstediğin yöne doğru kaydıralım. Hiç fark etmez. Buradaki formül düzgün bir şekilde çalışacaktır. Şunu silerek kafa karıştırmayalım. Gördüğünüz gibi formülümüz 3 bölümden oluşuyor. Tekrar edelim. İlk bölümümüz B2 aranan değer formülü. Yani burada C sütununda hangi sütuna bakarak karar vermemiz gerektiğini soruyor bize. Diyorum ki B2 sütunu yani bir yazılı olan sütuna bak. Daha sonra ikinci bölümü geliyor formülün. Bu da tablo dizisi. Bu B2'deki rakamı data sayfamda tanımlamış olduğum öğrenci listesinin içerisinde ara. Arıyor şu anda Excel. Aradı ve buldu. Ne? İki, buradaki sütunda buldu. İki değeri. Daha sonra ne yap? Hemen üçüncü bölümü geliyor. Burada da ikinci indisi yazdır. Yani ikinci sütundaki değeri yazdır. İkinci sütundaki değer ne? Zaten iki sütunluydu bizim tablomuz. Birinci sütundaki değer 1 ise ikinci sütundaki değer de 2'dir. Bu şekilde istediğimiz gibi otomatik yazım listesi oluşturabilir. Birden fazla bir de üçlüsünü yapalım aynı tablonun. Hemen burada da not olsun mesela. Çok rakam yazmayacağım. 50-100 olsun. Üçlüsünü yapalım. Bu işlem için ufak bir değişiklik yapacağız. Değişikliğimiz tablomuzda olacak. Tablomuzda at yönesine tekrar tıklıyorum. Öğrenci listesi gördüğünüz gibi B21'di. Buradakine bir tane daha sütun ekledim. C21 yaptım. Yeni tablom gördüğünüz gibi artık hazır. Hemen buradan teyit edelim. C21. Şurayı silelim. Hatta hepsini silip temiz bir kurulum yapalım. Artık 3 indisli 3 sütunlu bir tablom var. Hemen işaretledim. Tablom hazır. Kapat diyorum. Evet diyorum. Hazır. Şimdi aynı işlemde 3 yazdığım zaman otomatikman notları verecektir bana. Çünkü 3. sütundaki değerler not değerleri. Yatay arayla düşey array arasında hiçbir fark yok. Sadece tarama şekli birinde sağdan sola, diğerinde yukarıdan aşağı. İkisinde de hemen hemen aynı işte hiçbir farkı yok. Kullanımda bazen lazım olabiliyor yatay arada. Genelde düşey array işimizi rahatlıkla gören bir formüldür. Excel ile ilgili en çok kullanılan formüllerden biri olan ve çok işimize yarayan formüllerden yatay array, düşey array formülünü bugün ele aldık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.